genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk ekranlarından. Evet, eğitimle ilgili birçok konunun konuşulduğu programdasınız, tercih zamanındasınız. Bugün Sivas'a uzanacağız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız konuğumuz. Hocam merhabalar. Merhabalar Serra Hanım. Sivas'ta havalar nasıl hocam? Sivas'ta gündüzleri sıcak ama akşamları yine soğuk olmaya devam ediyor. Akşam üzerinize bir şey almadan çıkamıyorsunuz. Peki hocam, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Üniversitenizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Üniversitemiz Cumhuriyet'in 50. yılı münasebetiyle kurulmuş Türkiye'nin kuruluş açısından 13. üniversitesi. 1974, 9 Şubat'ta resmi gazetede yayınlanan kararla üniversitemiz kurulmuş durumda. 11 bin dönümlük bir arazimiz var. Ve üniversitemizde şu anda 18 fakülte, 11 meslek yüksekokulu, bir devlet konservatuvarı, 4 enstitü ve 48 bin öğrenciyle eğitim öğretime devam eden bir eğitim kuruluşu olarak da devam ediyoruz. Üniversitemizin genel yapısı böyle. Yani yaklaşık 50 yıllık bir tarihe sahibiz ve Türkiye'de kurulan ilk 20'deki üniversitelerden birisiyiz. Tabii şimdi, Cumhuriyet Üniversitesi'nden sonra da birçok üniversite Anadolu'da kurulmuştu. Şimdi Türkiye'nin 13. üniversitesi olarak nasıl bir eğitim anlayışına sahipsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Serra Hanım, belki bizi izleyenler hangi fakülteler olduğuyla ilgili de merak edebilirler. Bizim 18 tane fakültemiz var demiştik. Başta tıp fakültesi, diş hekimliği olmak üzere veteriner fakültesi, hukuk fakültesi, sağlık bilimleri gibi hemen her alanda fakültemiz mevcut. Bu fakültelerimizin kuruluş yılları itibariyle en eskileri tıp fakültesi. 1974'te üniversitemiz kurulur kurulmaz tıp fakültesine öğrenci almaya başlamışız. Ve daha sonra da Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile devam etmişiz. En son hukuk fakültemiz kuruldu. Hukuk fakültemizde de geçen yıl ilk kez öğrencileri aldık. Ayrıca Türk Müziği Konservatuvarımız da geçen yıl kuruldu ve İlk öğrencilerimizi aldık. Bu sene birinci sınıfı bitirdiler. İkinci sınıfa başlıyorlar. Üniversitemizde öğrenci dağılımıyla ilgili belki bir şeyler söylememiz gerekirse, bizim biraz önce bahsettiğim çerçevede bu sene 48 bin öğrencimiz vardı. Tabii şu anda mezun ediyor sürekli. Yine bildiğiniz gibi tercihler başladı. Bu sene gelecek öğrencilerimiz de yine o sayı veya biraz daha üzerinde bir sayıya ulaşacağız. Aynı zamanda bizim yurt dışından uluslararası öğrencilerimiz var. 3500 civarında 90'ın üzerindeki ülkeden öğrenciye sahibiz. Bu ağırlıklı öğrencileri olarak nereden geliyorlar hocam? Şimdi Serra Hanım, daha çok Türkiye'ye yakın bölgelerden gelen öğrenciler var ama gittikçe her kıtadan öğrencimiz olduğunu görüyoruz. Mesela İran, Azerbaycan, Suriye, Türkiye'deki birçok üniversitelerde zaten komşularımız olduğu için buralardan öğrenci var. Fakat bunun dışında Türk dünyasından, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, yine Uzak Doğu'dan, birçok yerden, yani 90 ülkeden bahsediyoruz ki Türkiye'deki şehir sayısından daha fazla bir ülkeden bahsediyoruz. Bazılarında ikişer üçer tane öğrenci var ama birçok ülkeden de yüzün üzerinde, 100-150 civarında öğrencimiz var. Bunlara önem veriyoruz. 3500 civarında demiştim. %10 gibi, yani öğrenci sayımız örneğin 48 binse bunun 4000 civarında olmasını istiyoruz. Yüz sınavlarıyla alıyoruz biz bu öğrencilerimizi. Yüz sınavı yapıldıktan sonra tercih döneminde bu öğrenciler müracaat ediyorlar. Ve böylece biz bu öğrencilerin geldikleri ülkelerle de bir irtibat haline geçmiş oluyoruz.
Tabii ki bu öğrencilerimiz fakültelerini bitirdikten sonra ülkelerine döndükten sonra da hem ülkemizin hem de şehrimizin birer temsilcisi olacaklar. Öğrencilerden bahsetmişken hocam, bir rektör olarak sizin öğrencilerle iletişiminiz nasıl? Öğrencilerle iletişimimiz oldukça iyi. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Bazen yemekhanede, bazen bir konakta, Sivas'taki bir konakta bir araya geliyoruz. Öğrencilerin düşüncelerine çok önem veriyorum. Çünkü biz yukarıdan bakıyoruz, öğrenci gibi düşünmüyoruz. Öğrencinin problemini fakültelerden, üniversiteden, okudukları yerden beklentilerini bilmiyoruz. Bunun için de onlarla bir araya geldiğimiz zaman onları dinliyoruz ve onları not alıyoruz. Buna göre de çözüm yolları buluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin problemlerini hızlı çözebilmek için özel üniversitelerde olan ki devlet üniversitelerinde oldukça az öğrenci dekanlığı diye bir birim kurduk. Bu birimde de öğrencilerimiz yakından ilgileniyorlar. Öğrencilerimiz bir problemleri olduğunda buraya gidiyorlar. Orada dekan yardımcılarımız ki 5 tane dekan yardımcısı verdik ve bunların her biri farklı konularda çalışan arkadaşlarımız seve seve bu işi yapıyorlar. Öğrencilerimize de yardımcı oluyorlar. Biz öğrencilerin fikirlerine önem veriyoruz. Şimdi biraz önceki Yine sorumu tekrar etmek isterim hocam. buyurun. 50 yıllık tecrübeye sahip bir üniversite, nasıl bir eğitim anlayışınız var? Şimdi bizim eğitim anlayışımız şöyle, Türkiye'de iyi bir eğitim verme amacındayız. Yani öğrencilerimiz okullarını bitirdikleri zaman, bu meslek yüksek okulu olabilir, yüksek okul olabilir, fakülte olabilir, bitirdikleri zaman almış oldukları eğitimde en ileri seviyeye gelip o alanda aranan kişiler olması hedeflerimiz arasında. Bunun için de çeşitli çalışmalarımız var. Örneğin 3 artı 1 ve 7 artı 1 dediğimiz bir sistemi artık uygulamaya başladık. Şöyle ki öğrencilerimiz üniversitede eğitim alırken tabii ki teorik dersler alıyorlar. Bunun pratiğe dökülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü öğrencimiz alanı bilmiyor. Yani her ne kadar alanla ilgili teorik dersleri alsa da pratiğini görmediği için mezun olduktan sonra alanla ilgili sıkıntılar çekebiliyor. Bunu tespit etmiştik hem öğrencilerimizden hem de çeşitli kuruluşlardan, yani öğrenciler mezun olduktan sonra gidip çalıştıkları kurumlardan, kuruluşlardan bu konuda bilgiler almıştık. Hatta şunu söylemişlerdi: hocam, öğrenciler geliyor sizden mezun olan veya başka yerden mezun olan, bizim daha önceden terk ettiğimiz bir programı öğrenerek geliyorlar. İşe başladıkları zaman da biz bunlara yeni bir program öğretmek durumunda kalıyoruz demişlerdi. Bunun üzerine dedik ki biz farklı bir sistem uygulayalım. O sistemde şu an birkaç üniversitede, sayıyı tam bilmiyorum ama uygulanan 7 artı 1 ve 3 artı 1 modeli. Bu 7 artı 1 ve 3 artı 1 modeli hususunda isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Buyurun. 3 artı 1 modeli dediğimiz model şu: 2 yıllık meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerimiz ilk yıl temel dersleri alıyorlar, teorik derslerin tamamını alıyorlar. İkinci yılda ise sınıfı ikiye bölüyoruz. Bu sınıfın yarısı ilgili iş yerinde 14 hafta boyunca gidiyor, orada çalışıyor. Örneğin muhasebe programını okuyan bir öğrencimiz bir muhasebeci yanında çalışmaya başlıyor. Muhasebe şirketi yanında çalışmaya başlıyor. Ve dönem boyunca nasıl öğrencilik yapmışsa orada da aynı şeyi yapıyor. Kredi itibariyle bir dönemlik krediye sayıyoruz bunu. İlgili iş yeri temsilcisi ve öğrencilerimizin rehber hocaları durumu değerlendiriyorlar ve dönem notunu da bunlardan alıyorlar. 7 artı 1 dediğimiz sistemde fakülteler için uyguladığımız bir sistem. 4 yıllık bir fakültede 3 yıl ders aldıktan sonra
teorik dersleri aldıktan sonra öğrencilerimiz 4. sınıfta yine ikiye bölünerek sınıf bir dönem ilgili iş yerinde çalışıyorlar ve böylece piyasayı öğrenerek, iş yerlerinin durumunu öğrenerek, teorisini almış oldukları derslerin pratiğini görerek mezun olmuş oluyorlar. Ve mezun olduklarında da CV'lerinde bir iş yerinde çalışmış oldukları görülebiliyor. Şimdi Bizim 50 şu yıllık an bir üniversiteden bahsettiniz, 50 yıllık bir geçmişi var dediniz. Akademik başarılarını da merak ediyorum. başarılarımızda da oldukça iyi bir durumdayız. Son 2016 yılında rektörlük olmuştu benim. O dönemde 60'lı sıralardaydık. Hatta 68. sıradaydık. En son yani geçen yıl aldığımız sıralamalara baktığımızda 30'lara düştük. URAP'ta 38. sıradayız. Yine Natura Endeks'te 14. sıradayız. Her yıl bu hem ulusal hem uluslararası üniversite ranking şirketlerinin araştırmalarına göre sıralamamız gittikçe artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Yani gittikçe yükselen bir sıradayız. Peki hocam. Şimdi biraz önce uygulamalı eğitime önem verdiğinizi söylediniz. Bunun için 3 artı 1, 7 artı 1 eğitim modeli var dediniz. Peki üniversitenin sanayiyle, öğrenci sanayiyle buluşturduğu bir proje var mıdır? Şimdi üniversitelerin sanayi ile ilgili buluşmalarıyla ilgili şeyler elbette var. Bütün üniversitelerde var. Üniversite sanayi işbirliği dediğimiz bir program var. O programda öğrenciler gidip sanayide ilgili yerlerde özellikle mühendislik fakültesi öğrencilerimiz, teknoloji fakültesi öğrencilerimiz sanayide ilgili iş yerlerinde staj yapıyorlardı. Yine hocalarımızla bu sanayi kuruluşları arasında ortak çalışmalar yapılıyordu. Biz stajdan ziyade stajda şunu gördük. Öğrencimiz örneğin gittiğinde iş yeri sahibi şunu söylüyor. Kaç gün gelecekse yani kaç gün staj yapacaksa diyor ki evladım şurada şu işin başında dur. Ve bize söyledikleri şuydu iş yeri sahiplerinden özellikle sanayideki. Bir tezgahın başına bu öğrencilerimizi verdiğimiz zaman öğrenciler bazen tezgahı durduruyor. Çünkü teorisini görmüşler ama pratiğini bilmiyorlar. Bunun üzerine biz de şöyle diyorduk diyorlar. Evladım sen ne zaman stajın bitiyor? Örneğin bir ay sonra gel ben senin stajın defterini imzalarım. Böylece öğrenci eğer kendisi ısrar etmiyorsa bir şeyler öğrenmek için ısrar etmiyorsa staj defteri imzalanıyor ve staj yapmış oluyordu. Biz Evet. bunun üzerine zaten 7 artı 1 sistemini getirdik. Yani 14 hafta bir işçi gibi öğrenci o sanayi bölgesinde çalışacak. Peki hocam, süremizin sonuna geldik. Çok kısıtlı bir süremiz var. Eklemek istediğiniz varsa onu da alalım. Şimdi elbette yine üniversite sanayi işbirliği noktasında üniversiteler şehrin önemli markaları. Sosyal, kültürel ve ekonomi gibi birçok alanda da değer üreten bilim merkezleri olan üniversitelerdir. Ülkemizde araştırma geliştirme faaliyetleri yapılıyor. Biz de bunun için 2001 yılında Teknokent'i kurmuştuk. Teknokentimizde şu anda iki tane binamız var. Artık bir sürü firmamız var orada. Hocalarımızın da kurduğu firmalar var. Ve şehirden ve diğer şehirlerden gelip firma kuranlar var. Öğrencilerimiz firma kurmaya başladı. Kuluçka merkezlerimiz var. Bunu önemsiyoruz ve Teknokent'te de şu anda oldukça iyi bir durumdayız. Üçüncü binamızı da yapacağız inşallah. Ayrıca Erasmus değişim programlarından belki bahsetmem gerekir. Erasmus da bundan 3 yıl önce Türkiye'de bütün üniversiteler içerisinde birinci sıradaydık aldığımız projeler noktasında. Şu anda da ilk 5'teyiz. Çok sayıda öğrencimizi yurt dışına gönderdik. Staj için de gönderiyoruz öğrencilerimizi ve öğrencilerimizin staj yapabilmesi için Batı ülkelerinde işte Almanya, Hollanda, Belçika gibi Batı ülkelerinde onların kalabileceği yerler ayarlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz
hem yer bulabiliyorlar hem de kalma yeri noktasında sıkıntı çekmiyorlar. Stajlarını yapıyorlar. Ayrıca bahsetmem gereken bir şey daha var. O da bildiğiniz gibi Mayıs ayında Sivas'a Ankara'dan yüksek hızlı tren seferleri başladı. Ve yüksek hızlı tren seferiyle normal kendi özel aracınızla 5 saatte gidebileceğiniz yaklaşık 500 kilometrelik bir mesafe bir yolu artık rahatlık bir şekilde 2,5 saatte geliyorsunuz. Hocam peki çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun aktardığınız bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet, tercih zamanının bu bölümünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız bizlerle birlikteydi. Özellikle uygulamalı eğitimin öneminin altını çizdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.